Efendim yeniden birlikteyiz. Konuğum, sevgili e, genç meslektaşım Barış Terkoğlu. E, o da TV Haber Müdürü, Cumhuriyet Gazetesi e, yazarı. E, gündemi medyayı konuşacağız ama belki şey de konuşuruz. Habertürk'le ile Hilal Kaplan arasında, sabah grubu arasındaki böyle kılıçların çekildiği e, sıcak tartışmaydı. Ama e, programın başında e, iletmiştim size sıcak gelişmeyi. Ona bir ekle tekrar e, vereyim. E, sabah 8 e, küsürden itibaren e, İzmir e, 4.8, 5.1, 4.7 gibi e, büyüklüklerde depremle sarsılıyordu. En son e, 5.1 ile bir kez daha sarsılmış. Daha küçüklerini söylemiyoruz. Yani birçok çünkü hakikaten neredeyse deprem zinciri gibi böyle e, bir... Ee, durum var ee, az önce İzmir'den bir dostumla konuştum sevgili Atilla Köprülüoğlu'yla. gazeteci dostum ee, daha ziyade dedi Karaburu vesaire gibi kıyı ilçelerinde çok has e, hissedilmiş İzmir'in merkezinde o kadar hissedilmedi dedi ee, aman dikkat ee, bu deprem 2021'de de hani maalesef gündem olacak gibi geliyor efendim gelelim biz e, Türkiye'nin Depremlerine bitmiyor, bitmiyor. İşte gözaltına alınan gazeteciler, tutuklanan öğrenciler, gençler, e, hedef gösterilen e, siyasetçiler, gazeteciler, medya mensupları vesaire gitmiyor, bitmiyor. Şimdi e, geçenlerde e, bir fotoğraf paylaştım. Onu tekrar e, konuşmadan olmaz senden. E, Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde, dediğim gibi köşe yazarı biliyorsunuz Barış Terkoğlu, bu fotoğrafı paylaştı. Evet. Şimdi Cumhuriyet tabelasının üstünde Y harfinde kurşun ya da şarap ne Ben de kurşun diye düşünmüştüm. Ama kimse de hatırlamıyordu işin enteresan tarafı kapıdaki Gazete. güvenlik evet güvenlik ben hani oradan olduğuna emin oldum o saldırılar sırasında güvenlik hatırlıyordu o şarapnel parçası gelmiş ve oradası uçmuş. Yani bana Türkiye'yi anlatan en anlamlı fotoğraf medya e, mahallesi açısından tabii söylüyorum bunu. Nedir deseniz bunu gösteririm. Evet, bir de önünden binlerce kişi geçiyor kimse farkında değil evet, aslında. Bu bizim kısa Türkiye de tarihi. Görmüşüm. Kısa Türkiye tarihi çünkü neden derseniz Türkiye o şarapnel parçalarının... Binali Yıldırım geçen gün işte bakın. Binali Yıldırım söylediği sözü de buraya bağlarsınız dedi ya. Ergenekon balyoz gerçekti bilmem ne falan diye. Bakın o şarapnel orada bombalar patladı. O bombalar Cumhuriyet'in önüne molotof atıldı gün, günlerce bomba atıldı. Ve sonra bütün bunları yapanlar, yapan olaylar Ergenekon davasına bağlandı. Onun üzerinden Cumhuriyet'in baş biliyorsunuz İlhan Selçuk gözaltına alındı ve kendi yargılamasının sonunu göremeden hayatını kaybetti. E, bakın burada şu kaydı zaman zaman adı andığımız zaman söylüyorum ama bir kez daha amadan geçmeyelim. İlhan Selçuk da ölmedi, öldürüldü. Nasıl öldürüldü zaten kalp krizi geçirdi hastanede en son kendisiyle telefonla konuştum ee, İşte ne zaman çıkıyorsunuz bir medya Mahallesine sizi alsam demiştim ee, Hatta telefonla bağlansak mı demiştim falan dedi ki bakarız ama dedi ben dedi hastane odasından dedi bir daha çıkabileceğimi hiç düşünmüyorum dedi ve onun en yakındaki isimlerden biri de Miyase İklnur'dur. Evet. Kardeşi gibiydi. Her gün başında olan isim o sonra anlattı. Dedi ki, yaşamak istemedi dedi. Yani o kadar ağır, iğrenç, mesnetsiz suçlar ki beni onlarla nasıl başa çıkacağını belki de bilemedi. Ya yani nasıl başa çıkamayacağını, deyince, sesini duyuramayacağını belki düşündü. Çok her şey çok ağırına gitti ve yaşamak istemedi dedi. Ve bana göre o nedenle İlhan Selçuk öldürüldü diye evet. düşünüyorum ben. O kadar bilmeyen hikaye var ki ben cezaevinde ilk girdim. Abla belki sıkıyorum sizi böyle anılarla. <laughs> Ay Hayır Ben dinlerim de e, izleyiciler de sıkılıyormuş gibi görünmüyorlar. Ve girdim kapıyı hiç kimse bilmez yani. Kapıyı açan bir profesör. Cezaevinde ilk karşılaştım tutuklu içeride bir profesör. Kim? Mehmet Haberan'ın doktoru. Ne yapardı Mehmet Haberan'ın doktoru biliyor musunuz? Ee, Cengiz yaşıyorsa, şey yaşıyor zaten, beni izliyorsa özür dilerim dilimi sürçtü. Başka ölmüş birinden de bahsedeceğim o yüzden sonra. Oturturdu, her gün bir kalp resmi çizerdi. Sanki böyle hani savcıyı anlatıyormuş, hakimi anlatıyormuş gibi Barış bak kalp buradan kan gelir, buradan şey olur. Mehmet Haberal'da şöyle bir sorun var. O yüzden ona öyle rapor yazdım. Ya terörle bir şeyle alakası yok. Bir doktor almışlar. her gün ağlardı çocuğunu düşünüp bu kalbi anlatarak. Ah canım. Yanımızda işte onu, onu bir Mehmet Koral'dı. Kimse tanımaz bakın. ismini bilen yoktu. Mehmet Koral. Işıklar içinde uyusun. Her gün ağlardı ve sonunda beyninde bir tümör çıktı oradayken çıktı. Ama ne hastaneye götüren oldu, ne işini şey yapan oldu. Sonunda Tahliye oldu gördüm ama çok zayıflamıştı dışarıda karşılaştık. Sonra da ölmüş. Ölüm haberini aldım. İlk cezaevinde karşılaştım iki insan. Ama hikayesini kim bilir kimse bilmez. Bu insanlar neden bu hale geldiler? E düşünün abla buradan çıkıyorsunuz ve size her türlü ağır iftira ve suçlama yapılıyor. Özel hayatınızdan, belden aşağı ilişkilerinizden, bilgisayarınız aranıyorsa neler söylediler hatırlarsınız. Şimdi tekrar etmek istemiyorum onları en ağır suçlamalarla insanlar karşı karşıya kaldılar. Yan Selçuk da dahil olmak üzere yaşama isteklerini sizin de söylediğiniz gibi kaybettiler. O yüzden esasında biz o davalar o bombayı gösteriyoruz. izi görünüyor işte bakın iz. Çünkü somut. Somut. Yani maddeye dokunmuş. Ama ruha dokunan izi göstermek o kadar zor bir şey ki. Ruha dokunan izi gösteremiyorsunuz. O davalar Mahkeme salonlarında görüldü. Evet tutanakları var. Evet biz bu görüntüleri buluyoruz, yayınlıyoruz bazen filan. Ama aslında bu tür davalar aynı zamanda toplumun vicdanında görülüyor, değil mi? Her gün gazeteyi açıyorsunuz, açıyordunuz. Şu çıktı, bu çıktı, bomba çıktı. bilgisayarını bilmem ne, affedersiniz, görüntüsü çıktı. Deniyordu ve bu insanlar ölüme doğru sürükleniyordu. Ben onun canlı şahidiyim. O yüzden bakıldığında. Soner Yalçın, Samizdat kitabında anlatmıştı. Bu Ergenekon'un ilk patladığı Ümraniye'deki el bombaları bulunması meselesinde... E, polis tutanağında tamamen şu anda afaki... E, hani çünkü... aklımda yok. Yalan söylemeyeyim. Ama mesela polis tutanağında 28 el bombası varsa... bu sonra soruşturma dosyasını 32 diye geçiyor. Evet. E, seri numaraları birbirine tutmuyor. E, işte yeni kondukları ortada. Polisler silahlar. kayıtlarda Ergene Kont diyorlar, bağlılığı da ergenekon. yani e, çok da e, o kadar kendilerinden eminlerdi ki biz güçlüyüz, bizde güç biz şey bize hiçbir şey olmayacak diye düşünüyorlardı ki çok da gizlemeye, saklamaya e, şey yap, çekinmediler. Açık açık dediği gibi kayıt var, e, kamera kaydediyor çünkü hele böyle olaylarda olay yeri inceleme gelir değil mi evet. kamerasıyla kayda geçer vesaire e, kayıt var ya ergenekon dosyası nasılsa ya o kadar hani önemli değil ayrıntılar ergenekon deyince iş biter Biters, bir evet, cümle evet, vardı hatta orada evet. ama ne oldu o e, güçlü insanlar ya kaçmak zorunda kaldılar ya da cezaevindeler yani güç de sonsuz değil. Ve bu kadar e, ağır ihlaller, hukuk ihlali, hak ihlalleri insanların hayatlarıyla oynadılar ya. Evet. Ve şimdi geliyoruz tekrar yani e, Murat Murat Ağırel tehdit ediliyor, izleniyor. Sizin hakkınız 158 yıl toplam evet. Barış Behlivan'la birlikte davalar var. Osman Kavala beraat ettiği davadan muhtemelen yeniden yargılanacak yeniden güç bizde her şeyi yaparız. Hali yok mu? Dolayısıyla ne hukuku, ne maddesi, ne kanunu, ne kitabı